Efendim Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir e, ilginç bir çıkış yaptı. Kulislerde konuşuluyordu, iktidar tarafında konuşuluyordu filan. Ama tam olarak söylenmiyordu Kılıçdaroğlu'ndan af çağrısı. Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil. Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidarla konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar birlikte çözebiliriz. Cumhur İttifak ortakları gündemimize af ya da infaz düzenlemesi yok derken çağrı CHP liderinden geldi. Beceremiyorsunuz ama sadece kader mahkumlarına yönelik bir affı konuşmaya hazırım dedi Kılıçdaroğlu. Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım. Onlar bizden daha iyi biliyor. 2020 yılındaki af düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaaddin Çakıcı'nın MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşmesi yeni af düzenlemesi iddialarını gündeme getirmişti. Birkaç gün sonra Devlet Bahçeli hazırlığımız yok dedi. Ama 20 Eylül'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız infaz hesaplamasının gözden geçirilmesi için Adalet Bakanı ile görüşeceğini açıkladı. O görüşme Cumhur İttifakı'nın bir genel af ya da infaz düzenlemesi üzerinde çalışması olarak yorumlandı. Bakan Bey ile görüşmemizin afla infaz düzenlemesiyle ilgisi yok. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı o ayrı mesele ama bu görüşmenin afla alakası yok. Fethi Yıldız af düzenlemesini yalanladı ama böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı ayrı mesele diyerek kapıyı da açık bıraktı. Tam da böyle bir süreçte CHP liderinden önemli bir çıkış geldi. İktidara af çağrısı yaptı. Destek şartlarını da açıkladı. Bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak. Terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak. Kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim. Foto romancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok. Hem MHP hem AK Parti af düzenlemesi gündemde yok derken CHP liderinin çağrısına nasıl bir yanıt verileceğini de gözler.